Finansal Teknoloji programıyla karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel, bugünkü konuğum SİPPEY kurucusu Nezih Sipahioğlu. Nezih, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Nezih Sipahioğlu ile birlikte fintech sektörünü değerlendireceğiz. İlk 5 ay hem sektör için hem SİPPEY için nasıl geçti? Fintechlere yatırımcı ilgisi ve yatırım artıyor. SİPPEY'de geçtiğimiz hafta çok ciddi bir yatırım aldı. Dünyanın önde gelen finansal teknoloji gruplarından aldı. Detaylarını soracağız Nezih Bey'e tabii ki. Bu yatırımı SİPPEY'e ne katacak hem Türkiye'de hem globalde? Detaylı konuşacağız. Yine geçtiğimiz hafta Amsterdam'da dünyanın en büyük fintech etkinliklerinden biri Money 2020 vardı. Nezih Bey de oradaydı. Görüşlerini, izlenimlerini soracağız. Ve geleceğin fintech trendleri de bir diğer konu başlığımız olacak. Nezih Bey, gündemimiz yoğun. En son sizinle 2021'in son aylarında yayın yapmışız, evet. Ağırlamışız stüdyomuzda. Tabii o dönemde pandeminin de sürdüğü bir dönemdi. Dolayısıyla o günden bugüne aslında biraz baktığınızda hem sektördeki gelişmeler hem SİPPEY'in geldiği nokta kısaca bir değerlendirme yapabilir misiniz? Tabii ki, teşekkür ediyorum davetiniz için öncelikle. Uzun zaman oldu. Bu tarz davetler de bizim kendi muhasebemiz için iyi oluyor. Bir değerlendirme fırsatı oluyor. Bir dönüp bakıyoruz neler yaptık, neler yapacağız diye. Zaten pandemi sonrası pandeminin doğal etkisi olarak sektörün çok hızlı büyüdüğünü hep konuşuyorduk. Ama şimdi finansal teknolojilerin bankalara karşı daha da hızlı büyüdüğü bir dönemdeyiz. Yaklaşık önümüzdeki 5 senede bankaların büyüme hızına göre 3 kat daha hızlı büyüdüğü bir dönemdeyiz. Ve 2030 itibariyle de konsolide banka gelirlerinin %25'ini fintechler oluşturacak. Bu fintechlerden bir tanesi olmak da gurur verici. SİPPEY özelinde konuşacak olursak da geçen sene 10 kattan fazla bir büyümeyle kapattık. Bu bizim 5 yıllık bir planımız vardı. 5. yılımıza girerken bütün bu planımızın düzgün yürüdüğünü görüyoruz. Ürün yelpazemizi tamamlıyoruz. Kendi platformumuzdaki kullanıcılara çapraz farklı sunduğumuz ürünler oluyor. Bunlar da dolayısıyla hacme ve kullanıcı sayısına yansıyor. İlk 5 ay bizim için verimli oldu. Ciddi bir büyüme yakaladık. Bu da devam edecek. Bu seneyi de minimum 7 kat büyüme gibi bir büyümeyle kapatmayı hedefliyoruz. Yurt dışı açılımımız da bu yatırım turuyla beraber daha da hız kazandı. Burada sunduğumuz bu konsolide finansal pazar yeri konseptini yurt dışına da götürmek istiyoruz. Sektör olarak bakarsak da fintech sayısının da arttığı bir dönemdeyiz. Dolayısıyla bu genel pastayı büyüten bir yaklaşım. Benim bir önceki programda da değindiğim noktalardan birisi buydu aslında. Daha rekabet başlamıyor. Rekaberlik yaptığımız konular var. Önemli olan bu pastayı büyütmek. Daha önce kredi kartıyla ödeme kabul etmeyen bir işletmeyi kredi kartı kabul eden hale getirdiğimiz zaman total hacmi büyütmüş oluyoruz. Veya daha önce hiç cüzdan açmamış veya 18 yaşına gelmiş ilk defa kartını alacak bireye bunu sunduğumuz zaman bu bizim pastayı büyüttüğümüz taraf oluyor. Diğer taraftan da markaların biliyorsunuz fintechleşme dönemi var. Kesinlikle. Bunlara da hizmet verebildiğimiz noktada zaten kapsayıcılığımız artıyor. Bizim de ana bu üç konseptte, yani hem üye iş yerlerine hem bireysellere hem de daha büyük enterprise dediğimiz kuruluşlara verdiğimiz altyapı hizmetleriyle tek noktadan her şeye çözüm sağlamış oluyoruz finansal olarak. Yılın ilk 6 ayı bitmek üzere rakamlar sizin önünüze gelmiştir kuşkusuz, evet. Ya da gün ve gün takip ettiğinizde ben biliyorum zaten. Nasıl rakamlar ilk 6 aylık süreçte? Şöyle, biz bu senenin tamamında yaklaşık 300 milyon dolar bir gelir hedefliyoruz. Bu hedefin de yaklaşık %40'ının üstü ilk 6 ayda tamamladık. Dolayısıyla 12 ayda bunu çok iyi bir şekilde tutturacağız. Hacim noktasında şu anda kartlı ödemelerde yaklaşık aylık 20 milyar TL'ye yakın bir kartlı ödemeye aracılık ediyoruz. Bu hesaplar üzerinden yapılan ödemeler de hesaba katıldığında senenin tamamında yaklaşık 650 milyar TL'lik bir ödemeye aracılık etmiş olmak istiyoruz. Mevcutta hali hazırda aktif üye iş yerimiz 10 bini geçti. Bu senenin tamamında 20 bin lira yakın bir rakamla kapatmak gibi hedefimiz var. Bizim bütün platformumuzu kullanan bireysel kullanıcı sayısı da yaklaşık 3 milyon. Bu sayıyı da 5 milyonla kapatmak gibi bir hedefimiz var. İlk 6 aya baktığımız zaman tamamen bu hedefler üzerinde gidiyoruz. Hatta hedefleri biraz muhafazakar koyduğumuz için üstüne de koyarak gitmek ayrı bir keyif veriyor. Peki şimdi yatırıma geleceğim. Yatırımcılara ayrıca soracağım çünkü aslında üzerlerinde konuşulması gereken yatırımcılar gerçekten, evet. Bu alanın dünya çapında bilindik global markaları, ama önce tabii bu yatırım turu sürecini bir konuşmak isterim. Hani yoğun bir ilgi gören bir süreciniz oluyor. Bu süreç nasıl geçti? Oradan kısaca bir bilgi alalım. Evet. Yatırım turu ne kadar sürdü? Sizi orada zorlayan noktalar oldu mu? Ya da yatırımcıları
nasıl ilgisini çekmeyi başardınız? O süreci biraz anlatın, sonra yatırımcılara ayrıca soracağım. Bizim için keyifli bir süreç oldu aslında. Keyifli bir süreç olmasının sebebi, çünkü zaten hali hazırda kâra geçmiş ve büyüyen bir şirket konumundayken yatırımcıyla konuşmak daha bir rahatlık sağlıyor, daha bir konfor alanı sağlıyor. Çok hızlı sürdü. Biz hatta daha ya yatırımcılarla tanışalım, kimlerle neler yapabiliriz, kim bize ne katma değer sağlayabilir derken bir anda hukuksal olarak yatırım turunu kapatma noktasına geldiğimiz bir dönem oldu. Bu da bahsettiğim gibi ürünlerimizin bitmiş olması, hali hazırda belli bir karlılığı yakalamış ve belli bir yol planımızın olmasıyla gerçekleşti. Bizim orada iki tane ana isteğimiz vardı. Birincisi yabancı yatırımcıyı Türkiye'ye getirebilmek. İkincisi daha önce sektörde milyar dolar değerlemenin üstüne çıkmış finansal teknoloji kuruluşlarının girişimcilerini bu turda görmekti. İkisini de yapabildik. İkisini yapabildiğimiz Türkiye açısından da iyi, çünkü Türkiye pazarını da onlara tanıtma fırsatı bulduk. Şimdi yapmak istediğimiz de bu Türkiye'deki başarımızı yurt dışında da yakalayabilmek. Bankacılıkta zaten biliyorsunuz dijital anlamda Türkiye çok daha ilerisinde Avrupa'nın, Amerika'nın, İngiltere'nin. Biz bunu fintechler olarak da devam ettirmek istiyoruz. Dolayısıyla bankaları benchmark aldığımızda kolay bir şey değil. Ama bu yatırımın katkısıyla beraber bunu da başarabileceğimizi düşünüyorum. Bu tabii, bu yatırım sektör için de aslında önemli bir hani moral de oldu diyebiliriz, değil mi? Öyle olduğunu ümit ediyoruz. Çünkü biz geçtiğimiz hafta sektörden konuştuğumuz bir iki sektör temsilcisiyle sohbet ettiğimizde bu tarz yatırımlar, özellikle bu güçlü markaların Türkiye fintech pazarına gelmesi Türk fintech sektöründe daha dikkatleri hani Türk fintech sektörüne yönelten gelişmeler oluyor. Peki yatırımcılara biraz anlatabilir misiniz? Çünkü önemli isimler bu yatırımcılar. Tabii ya, bizim toplamda zaten biliyorsunuz azınlık bir hisseyle yatırımcı dahil oldu. Turu lead eden en büyük yatırımcı Anfa VC, İngiltere merkezli. Şu ana kadar Revolut gibi dünyada 30 milyar doların üstüne ulaşmış, Discord gibi büyük teknoloji firmalarının da yatırımcısı olan bir grup ve geçmişleri de girişimci, bu partnerlere, girişimci partnerlerden oluşan bir grup. Dolayısıyla karşılıklı oturduğumuzda iki tarafta masanın aynı tarafını bilerek oturduğu için çok faydalı oldu. Bunun dışında 5 tane de aslında daha önce sektörde önde gelen kişilerin yaptığı yatırımlar oldu. Bunlardan bir tanesi Amerikalı DST Global'in kurucularından Tom. Aynı zamanda Twitter, Facebook gibi şirketlerin yatırımcısı, hatta bu şirketlerin yatırım turunu lead eden investment şirketi. Pareto Holding'den Edward, şu ana kadar 1 milyar doların üstünde yatırımı var fintech dünyasına. Afrika merkezli 4 milyar doların üstüne değerlemeye ulaşmış Flutterwave'in CEO'su. Aynı zamanda yine Hindistan pazarında faaliyet gösteren milyar dolar değerlemeyi aşmış Katabuk'un founder'ı gibi. Totalde 5 tane kendini daha önce ispat etmiş ve sektör olarak ne iş yaptığımızı çok daha rahat anlayabilen yatırımcıları da aynı masanın etrafında buluşturmak ve hemen hemen hepsinin Türkiye'deki ilk yatırımı olması bizim için avantaj oldu. Ümit ediyoruz ki bu yatırımdan sonra aynı yatırımcı grubunun Türkiye'deki diğer girişimlere de ilgisi artar. Biz de onları mahcup etmeden bu başarımızı yurt dışında da yakalarsak herkesin mutlu olduğu, herkesin kazançlı çıktığı bir dünya yapmış olacağız. Bu alanı iyi bilen yatırımcılar olması farklı bir avantaj da sağlayacaktır, değil mi sizi? Tabii ki. Aynı dili konuşmak öncelikle çok önemli burada. Bizim için rahat. Diğer taraftan onların sahip olduğu deneyim de bize güç katacaktır. Ama orada bir farklı yanlış anlaşılma da olmaması lazım. Tamamen yine bizim yönettiğimiz, bizim planlarımıza sadık kaldığımız bir şekilde devam edeceğiz. Katkı istediğimiz noktalarda onlar da bize katkı sağlamaya hazır olacak. Orada kimden ne kadar katkı istemek, ne kadar faydalanmak tamamen bizim tercihimiz olacak. Rakam 15 milyon dolar mıydı? 15 milyon dolar. Bu ne gibi alanlarda kullanacağız? Biraz açar mıyız orayı? Tabii bizim öncelikle ürünlerimizde geliştirmek istediğimiz, yani ürünlerimize eklemek istediğimiz bir iki tane daha proje vardı. Bu ürünlerin eklenmesi ve daha yurt dışında yapmamız gereken lisans yatırımlarını karşılayacak. Bu sene sonuna kadar da yurt dışında iş yapılabildiğini ve oradaki konsepti artık koyup bu projenin ekonomik değerlerini daha rahat tartışabileceğimiz bir seviyeye gelmiş olacağız. Daha sonra bunu genişletmek, büyütmek, sürdürebilmek daha kolay olacak. Önce bir başlatmak gerekiyor. Orada da her pazarın ayrı dinamikleri var.
Türkiye pazarının ayrı dinamiği var. Siz buradaki ürünü alıp götürüp İngiltere'de ürün burada başarılı oldu, orada da olacaktır diye bir mentaliteyle gidemezsiniz. Oranın dinamikleri farklı. Dolayısıyla biz de şu anda daha dikkatli oluyoruz. Daha eskiden aldığımız lisanslar varken hala faaliyete geçirmememizin sebebi de buydu. O ülkeye daha lokalleştirebileceğimiz, katma değer sağlayabileceğimiz ürünlerle gitmekti. Artık bu tamamladık, bu çalışmayı tamamladık. Bunun finansmanını da bulduğumuza göre bundan sonra artık orayı büyütmek. Anladım. Peki şimdi geçtiğimiz hafta Amsterdam'da duyurdunuz bu yatırımı. Money 2020 dünyanın en büyük fintech etkinliklerinden birisi. Bu yıl baktığımızda da dün Aktiftek'ten sevgili Özgür Bilgin'le de konuştuk biraz. O da Amsterdam'daymış. Hatta şöyle bir tabiri oldu. Türkçe konuşuluyordu. Neredeyse fuarın dili Türkçeydi gibi. Çok ciddi katılım oldu Türk şirketlerinden. Siz de oradaydınız. Sizin gözlemleriniz neler? Fuarla ilgili. Daha önceki yıllarda da katılmıştık. Bu yıl Türk katılımı olağanüstüydü. İki tane Türk pavilyonu, onun dışında da bireysel yaklaşık 4-5 tane katılan Türk şirket vardı. Orada hatta tanıdık simaları gördük. Ya dedik Türkiye'de bireye gelemiyorduk, burada konuşabiliriz diye. Orada bazı toplantılarımızı yaptık. Dolayısıyla Türkiye'den iyi bir katılım olması bizim için gurur verici. Diğer taraftan da aslında sektör temsilcileriyle konuşup ya Türkiye'de de böyle bir etkinlik yapılabilir, fuar yapılabilir gibi bir düşünceyle döndük. Fuarın geneline bakarsak da trendlerin birazcık daha değiştiğini görmeye başladık. İşte kripto çok daha popüler bir konuyken bu sene kriptonun o kadar ön planda olmadığını gördük. BNPL şirketlerinin artık eskisi gibi aktif olmadığını şimdi gördük. Şimdi daha sonra da Buy Now Pay Later şirketi. Onunla ilgili de bir detay soru soracağım. Tabii ki. Bu sene birazcık daha sürdürülebilirliğin, yeşil finansmanın, yapay zekanın önde olduğu yapılar vardı. Ve artık belli şeyleri sıfırdan icat etmek yerine zaten halihazırda kullandığımız şeylerin nasıl daha basit yapılabileceği, nasıl daha hızlı ve daha güvenli yapılabileceğiyle alakalı şirketler ön plandaydı. Bizim için de yatırım turuyla aynı zamana denk gelmesi sevindirici oldu. Orada anons etme imkanı bulduk. O yüzden bizim için fazla katma değerli bir etkinlik geçirdik diyebiliriz. Peki bu Buy Now Pay Later şimdi daha sonra öde. Bu çok konuşuldu. Türkiye'de de hani bu işe yatırım yapanlar, bu işi yapmak isteyen kurumlar oldu ama ben şey hatırlıyorum. Sizin bununla ilgili Türkiye'de çok yürüyeceğini düşünmüyorum diye bir konuşmanız vardı bizim yayınımızda. Neden o zaman öyle düşünmüştünüz ve bugün gelen noktada haklı mı çıktınız? Ya şöyle aslında biliyorsunuz pandemi sonrası bütün dünyada oluşan bir enflasyon vardı. En büyük krizlerden bir tanesi buydu. Enflasyonist ortamda çözüm olarak bu şimdi daha sonra öde ürünlerinin gündeme geldiği bir dünya vardı. Fakat Türkiye'de 20 yıldan daha fazla süredir zaten bahsettiğimiz taksit konusu var. Şu anda debit kartlarla beraber totalde 300 milyon adet kartın olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Dolayısıyla orada bu ürün çalışmazdan ziyade pazar payı belli sınırlarda kalacaktır gibi bir öngörü vardı. O öngörünün de aslında gerçekleştiğini görüyoruz. Avrupa genelinde, Amerika özelinde zaten yavaş yavaş faiz indirimlerinin gündemde olduğu bir dönemde bunların çok uzun vadeli yaşama süreci olmadığı aşikardı. Ama gelişmekte olan ülkelerde ve taksitin olmadığı ülkelerde hala yaşam şansı var. Oradaki benim yorumum bir de sadece bunun özelinde değil, genel olarak fintechlerin olayı bir problemi çözmek, bir product'la çıkmak. Fakat sonra bunu sürdürülebilir yapmadığı sürece anlık çare sunmuş oluyor. Bizim bu bahsettiğim planlarımızda da hep ön planda tuttuğumuz şey o. Evet, bir şeye çözüm oluyoruz ama daha sonra aynı çözüm olduğumuz üye işleri veya bireyselin farklı farklı problemlerini de çözmüyorsak bunu genişletmek veya sürdürülebilir bir ortama getirebilmek çok mümkün olmuyor. Bu da onların örneklerinden biriydi. Zaten bu gibi etkinliklerdeki trendlerden de bunu takip etmek çok daha kolay oluyor. Peki şimdi günümüzde ödeme sistemi trendleri neler ve neler olacak? SİPEY'in önümüzdeki dönem gündeminde neler olacak? Kapatmadan 2-3 dakika. Tabii ki. Şimdi bizim ilk etapta yola çıktığımız fikir, biz hem bireyseller hem işletmeler için bütün her şeyi aynı uygulamanın içerisinde yapabildiği, bütün finans dünyasını aynı uygulamadan yönetebileceği bir dünya, bir finansal pazar yeri oluşturma gayesiyle yola çıkmıştık. Bu ilk aşamayı bitirmek üzereyiz ve bu herkes için zaman kazanacağı, her şeyi konsolide edebileceği ve bu noktada tek yerden yönetebileceği bir ürün sunuyor. Fakat bunun ilerleyen dönemde yapay zeka ve veri analitiği ile beraber
Burada daha yönlendirici tavsiyeler yapabileceğimiz, değeri daha maksimize edebileceğimiz bir dünya yaratmayı hedefliyoruz. Yani biz size zaten 5 bankayla çalışıyorsanız hepsini bizden takip edin. 10 yerdeki krediye bizden başvurabilirsiniz. 15 farklı kart programını bizden kullanabilirsiniz derken, şimdi artık bunlardan en çok hangisi size faydalı? Hangisi sizin işletmenizin cirosunu arttırmaya yönelik olacak? Hangisi bireysel olarak sizin birikimlerimizi maksimize etme noktasında fayda sağlayacak? Bu noktada destek olmaya çalışacağız. Biz yapay zekanın burada çok ciddi bir itici güç olduğunu düşünüyoruz. Data noktası biliyorsunuz son 10 yıldaki en popüler konulardan birisiydi. Evet, datayı topluyoruz. Fakat bu datayı doğru bir şekilde değerlendirebilmek, kullanıcıya kişiselleştirebilmek en önemli şey. Biz burada her kişiye bireysel olarak veya işletmesi olarak özel bir çözüm sunmak, özel bir müşteri yaklaşımı sağlamak gibi bir hedefimiz var. Bunu da teknolojiyle beraber mümkün hale getireceğiz. Böyle programın başında da söylediğiniz gibi ara ara bir araya geliyoruz. Muhtemelen bir dahaki oturduğumuzda bu alanlarda da güzel gelişmeler yapmış oluruz. Bunları konuşmaya başlarız. Peki Nezih Bey, umarım arayı bu kadar açmayız diyelim ama biz gerçi Semih Bey'le yapıyoruz yayınları ama evet, sizi daha sık yayınlarımızda görmek isteriz. Çok teşekkürler değerli yorumlarınız için. Yatırım için tekrar hem sizi hem de sektörü kutluyoruz. Bloomberg HT ailesi olarak fintech sektörünün gelişmesi elbette ülke ekonomisine yarattığı katma değer artık hepimizin, herkesin malumu. Teşekkürler değerli katılım için. Ben teşekkür ediyorum. Misafirperveriniz için çok sağ olun. Finansal teknolojinin sonuna geldi. Konuğumuz Sipay kurucusu Nezih Sipahioğlu'ydu. Nezih Bey'le birlikte hem Sipay'in hedeflerini konuştuk, Sipay'in aldığı yatırımı, bu yatırımla birlikte önümüzdeki dönemde yurt içi ve yurt dışı hedeflerini ve geleceğin fintech trendlerini konuştuk. Kısa bir aranın ardından piyasa hattı sizlerle olacak. Hoşçakalın.